Merhaba arkadaşlar, tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda madem seviye yükseltme gelmiş, seviye yükseltelim. 6 yıldızlardan bir yükseltme yapacağım arkadaşlar. Bunu yapma sebebim de elemanın prestiji gerçekten çok güzel. Yani sınıfının en iyi prestijine sahip bir karakteri. Şimdilik 6R1'den 6R2 atacağım. Tabii ki asıl sebebi bu. Yani prestij meselesi. İleride olur da duruma göre R3'ü falan atarsam eğer, taşlarım da tam olursa arkadaşlar, yani hem taşlarım, özgün taşlarım 200 yapabilecek olursa, hem de eleman hazır olursa 200 kopyada direkt atarım. Aynı zamanda bende cevherlendirmesi de var arkadaşlar. Bilim sınıfı. 6 yıldızlara bilim sınıfı. Biliyorsunuz ben arenaları sürekli kastığım için artık oyuna gelen her karakterin 6 yıldızı elhamdülillah bizde var arkadaşlar. Mr. Negatif olsun, işte Örümcek Adam 99 olsun gibi. Bu hep bunlar bilim sınıfı. Maestro arkadaşlar. Mysterio mu? Maestro. Maestro. Yani işte yeni genç maestro arkadaşlar. R2'ye atacağız. Biliyorsunuz bunun bende cevher uyandırması da var. Yani uyandırıp 200 kopyada basılabilir. Şu anda elimde takriben bir 150-160 kopya falan çıkartabiliyorum elemanı. Ama şimdilik atmayacağım dediğim gibi. Çünkü R3 atamıyorum sanırım. R3'te eksikliğim var. Ne var? S4 eksikliğim var. Eğer S4 eksikliğim olmasaydı arkadaşlar, belki R3 artı işte 200 kopya ya da işte 150 kopya neyse yapardım arkadaşlar. Ama şimdilik cevher uyandırma da basmayacağım. Şuradan bakayım, bilim taşlarım var mı? Varmış, güzel. Ama fazla yokmuş gördüğüm kadarıyla. Azalmış. Hop, koçum benim gel buraya. Tabi R2 versiyonunun özellikle L3 attıktan sonra bayağı bomba bir hasar vurmasını da bekliyoruz. Bakalım beklentilerimizi bu arkadaş karşılayacak mı, göreceğiz. Gel bakalım. Maestro'nun genç versiyonu. Tipi kes. İzoları kes. 10.000'lik temel memel ama 10.000, Allah bereket versin. Ve arkadaşlar 6 yıldız R2 atmış olduk. Genç maestroyu vatana millete hayırlı uğurlu olsun. Şöyle baktığımızda sağlığı 34K civarında. Saldırı gücü 4300 civarında. İstatistiklerine baktığımda kritik atma oranı falan filan düşük ama zırh puanı ve blok becerisi fena değil. Hadi gidelim arkadaşlar. Ufaktan bir testimizi yapalım. Tabii ki kobay faremiz kış askerine doğru dripling atıyoruz arkadaşlar, eğer hazır isek. Şöyle ufaktan bir bakalım. Hop, kendimizi de şöyle biraz kenara alalım. Hadi bakalım başlıyoruz. Mevzusu arkadaşlar L3 atmak. L3 attıktan sonra da sürekli L1 spamlayabilirsiniz. Geri tepmeyle çok aman aman bizim adamın işi yok arkadaşlar. Çünkü siz L1 attıkça sağlık da basıyor. Küçük küçük basıyor ama ya fazla fazla tolere edecektir. Kesinlikle kanımız bir açık oynanması gereken bir karakter. Rakip güç barı doldurdukça biz de gamaları dolduruyoruz arkadaşlar. Gamaları da doldurdukça kış askeri de eğer oynamaya karar verirse, Allah nasip ederse bir gün, oyunu görmüş oluruz. 9000 ağır saldırısı bence güzel hasar. Bakalım finalde ne çıkacak karşımıza. Evet, kış askeri yine yemin etmiş oynamamak için. Oo, yeminini fazla bozmuyorsun. Kritiklere bak. Arka arkaya geliyor Pisco. 6'ya kadar gama yükümüzü çıkartabiliriz arkadaşlar. Üzerimizde 4, 5 oldu. 10.000 oldu. Gama yükü arttıkça daha saldırı gücü artıyor tabii ki. Kış askeri zorla oynuyor şu anda. Şu oyunu kış askerine zorla oynatıyorlar ya. Düz vuruşlar da 5000 oldu yalnız. Ve arkadaşlar asıl bomba geliyor. Şimdi L3 attıktan sonra asıl mevzu başlıyor. Sürekli L1 spamlıyoruz arkadaşlar. Sürekli L1 spamlayarak rakibi darlıyoruz.
18.000 vurdu D3'ü. Kış askeri bence oynamalısın kanka ya. Ve arkadaşlar hiddeti de açtık. Artık hasarlarımız deli divaneye çıktı. 7.900 artı arkada sekenlere dikkat etmek lazım. 15.000 vuruşlara bak, 5.000 artı 6.000 falan sektiriyor arkada. Yani normal insan işi değil yani. Bir daha geliyoruz. Şöyle yarım saniye daha uzun sürse sersemi değilim attığın, onu 7'li komba yaparız. Çok fena darladık yalnız, var ya çok fena darladık. Bir daha L1 geliyor. O L3'ü attıktan sonra muazzam bir kombinasyon yakalıyorsunuz. Bitti. Bu kadar da. Tabi o arkada sektirmelerle beraber. Arkada sektirmelerle. 15.000. Deli divane vurmuyor mu ya psikopat? 8.400. Basalım mı bir tane de L2 basalım. 8.200. 8.200. 4.000. 9.000. Çok iyi vuruyor ya, sınıf bonusu yemesine rağmen bence çok güzel vurdu. 100 combo da aldı. Ortalama arkadaşlar 5500 civarı sürdü. Bir de sınıf bonusu almamışken, yani nötraldeyken bile sınıf bonusu yememişken bakalım. O kadar özel saldırı attım arkadaşlar. Saldırım çok aman aman da tepmedi. 7900'de başladık. Gama yüklerini topladıkça saldırı gücü de artıyor elemanı. Yine ağır saldırı spamı da yapabileceğiniz bir karakter. Yani kendine ağır saldırı yaparken geriye teptirmemesi güzel. 300 kritik de geldi. 10.000. Her vuruşta daha da fazla vuruyor. 11.000. 12.000. Ve işte o bomba başlıyor arkadaşlar. Şimdi yardırma zamanı. Kof ve L1 ile beraber spamlaya spamlaya yardırma zamanı. Çat vurduk kafasına. 20.000 vuruyor. Arkada sekenlere bak. Kızıl Hulk'un başka bir versiyonu. L3'de atılmış versiyonu. Şu. Sürekli L1 spamlarsanız ve tabii ki rakip de aktif oynarsa çok daha uzun kozmik yükünüzü kullanabilirsiniz. Burada pek aktif oynamıyor bizim çocuklar. Çok tarzları değil herhalde. Bir tane de 6. sahnede deneriz bir yerde. Daha aktif oynayabilecekler de deneriz şimdi. Şiddetimiz de hala üzerimizde. Düz vuruşlar 7K falan bence fena değil. 16.000. Ağır saldırılar iyice coştu. Ver bakayım L2. 9.000, 3.000, 12.000. Abi çok iyi vuruyor ya. L2 geliyor. Ve finito'yu yapıyoruz arkadaşlar. Bu sefer kaç combo almış? Yine 100-102 combo falan. Çıkalım. Bir tane de 6. saniyede düzgün bir yerde mi deneyelim? Ya da neyse yeter bu kadar ya. Ortalama böyle arkadaşlar. Dediğim gibi asıl yükseltme sebebim elemanın prestijinin çok çok iyi olması. Prestijinden tabii ki kaynaklanıyor. CV uyandırmam var. Sadece S4'üm eksik. S4'lerim gelirse bu ne lan böyle iki kere aynı şeyi görebiliyorum, ne kadar güzel. S4'üm eksik, 5 tane kadar S4'ümüz eksik. Eğer S4'lerimiz de gelirse R3 artı 200 kopya neden atmayalım? Yani sonuçta artık elimdeki hero çeşitliliğini tamamladım neredeyse. Her yeni gelen hero'yu da alıyoruz. Artık bundan sonra biraz daha prestij de fena olmaz değil mi? Şu anda 13.4.5 falan, 13.450 civarında falan. Bakalım arkadaşlar zaman neyi gösterecek. İzlediğiniz için teşekkür ettim.
Destek olmak isterseniz beğen butonu elinizden öper. Hepinize Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.